Tamam, onu oraya koy. İşte oradan alırsın Ahmet abi. Oturturuz oraya, işte hallederiz, tamam mı? Işık ışık. Hah, güzel. Nerede lan bunlar? Arkadaşlar, hazır mıyız? Daha güzel, daha mutlu, daha adil, sevgi dolu bir dünya için, barış için, insanlık için batsın bu dünya. Yavaş, yavaş. Ahmetciğim bak, ben sana diyeyim, bunun kafa yarı bozulmuş. Bozulmuş. Ne diyorsun lan sen? Abi ben senin esprine espriyle karşılık veriyorum. Espri mi yapıyorum lan ben? Set hazır mı diye soruyorum. Orhan Gencebay gibi sordun ya, ben de hani şarkının devamını getireyim ki dedim böyle. Çırpındıkça batıyorsun Pinokyo, çırpındıkça batıyorsun. Değil mi Ahmetciğim? Tahta suyu emince tabii. Değil mi Muratcığım? Böyle bir kalas çıkıyor işte ortaya. Hayır yani niye bu kadar kızıyorsunuz ki abicim? Ben anlamadım. Allah aşkına siz yoksa o giden 200'er bin dolara mı bozuksunuz hala? Ah. 200 bin ne la? Kim verir size 200 bin? Git aşağıda taksinin parasını öde. 25 lira yazdı. Ben sunucuların kankasıyım. Salih abi sen nereden çıktın abi? Niye geldin? Oğlum içkileri boşu boşuna mı aldık lan? Bir kıyak borcunuz var bana. Ne yaptınız lan 200 bin dolara? Ya yok öyle bir şey. Biz bugün toplan... Bu anın büyüsünü bozma. Tamam, tamam lan. Tamam. O parayla ne yaptığınızı anlatın bari lan. 200 bin dolar lan. Şşş, komşu da pişti, bize de düşmedi mi lan? He? Göz hakkı diye bir şey var. 1000 tane eder lan. Allah aşkına bu ne ya? Ne demek bu ne lan? Terbiyesiz. Bu kim diyeceksin? Salih Bey abimizdir. Aynı zamanda folklorumuzdur. Ya ben montu gösteriyorum. Abiyi mi gösteriyorum? Sizin bana çataşasınız gelmiş, bahane arıyorsunuz ama ha. Gelin birer tane vurun, tam olsun bari. Salih tamam ya, bugün biraz gerildik. Çocuğa çok yüklenme, azıcık idare et ya. Yok ya, ben oraya montumu asayım. Askılık orada ya. Ha tamam, pardon. Ha. Hadi onlar yedi. Ben yer miyim lan ibiş? Perfect yaptım ya lan. Salih abi ne yaptın? Niye dövdün çocuğu abi? Bana cisim muamelesi yaptı. Üzerimde 80 lira olabilir. Ne yaptınız lan 200 bin doları? Ya Salih anlatırım sonra. Yok öyle bir para. Ben de öyle diyorum Murat'ım. Öyle bir para yok. Yok. Kafam almıyor. Çocuk titriyor lan. Ya Veda sen bizi çıldırtacak mısın oğlum ya? Resme bak ya. Uğur Gürsoy karikatürleri gibi. Biz niye Muzaffer Kuşan'a gitmedik oğlum Polonezköy'e? Dalga mı geçiyorsun lan sen bizle? Bizi bitirmeye mi çalışıyorsunuz lan siz? Ha? Program yayınlanmadığı zaman sen film arıyorsun lan. Abi ben mi ayarlıyorum diye seni ya? Aşkın Hanım ayarlıyor. Ya Murat kusura bakma, yanlış anlama da kardeşim. Ben bu aşkının ta... daha bir hayrını görmedim lan. Niye kusura bakacakmışım abicim? Ne alakası var? Ya zaten onun da suçu yok abi. Telefonla konuşuyor kız. Şekli göremiyor ki. Yani. Kedin merhem olsa kendi başına sürer ya. Bu herifin müşterileri falan yoktur Murat. Okula haytanaya gitmiş bu belli. Okumaya falan da niyeti yokmuş bu terbiyesizin ya. 8 senede bitirmiştir en az. Bu işin üniversitesi mi var lan? Var tabii oğlum. Beslenme ve diyetetik diye bölüm var ya üniversitelerde. Oğlum ben hep diyetetikten besleniyordum. Bütün fit kızlar orada. Abi bu hep beslenmeye abanmış. Baksana ya. İmamın dediğini yap, yaptığını yapma, o hesap. Veda sana şimdi bir çarpacağım, bir diğer çarpacağım. Dayak arsızımsın lan sen. Bilerek mi yapıyorsun oğlum? Murat tamam şey yapma ya. Vedat, söyle çocuklara kayda girsinler. Bak Salih abin de orada laflıyor, tamam mı? Müşteri gibi. Atmosfer olur biraz. Biz de gelince röportajı yaparız. Murat gel biz de gidip biraz havamızı alalım. Ben içindeyim. Oraları pek bilmiyorum zaten. Sadece kütük orada. Ya toprağım, önemli olan genler. Gitmesen de görmesen de biz senden hemşeriyiz. Teşekkür ederim. Çocuklar danışmak istediğinizi söyledi. He. Doktor bey bana yardım etsen etsen sen edersin. Şimdiye kadar gördüğüm bütün diyetisyenlerden çok daha farklısın. Çok takdir ettim. Efendim benim kilo problemim var. Şimdiye kadar yoktu. Çok rahattım. Bir anda ne olduysa çok utanç içindeyim. Peki bütün bunların sağlığınızı tehdit ettiğini düşünüyor musunuz? Çünkü eğer buna inanırsanız her şey çok daha kolaylaşır. Efendim yalnızca sağlığımı değil, benim bütün düzenimi alt üst edecek. Bir an önce bir çözüm bulmamız lazım. İsterseniz ben en başından başlayayım. Benim içimde bir çocuk var. Heh. İşte bütün haylazlığı o çocuk yapıyor. O çocuğa istediği her şeyi vermemek lazım. Şımartmamak lazım. Siz konuyu anlamadınız. Şimdi ben izah edeyim. Annem hamileyken doktor demiş ki ben demiş 2 tane demiş kalp atışı duyuyorum demiş. Senin demiş bu çocuklar demiş ikiz demiş. Annemler de her şeyi ona göre hazırlık yapmışlar, ikize göre. Adını bile koymuşlar. Salih ile Semih demişler. Efendim ondan sonra ben bir donmuşum pat 10 kilo. Doktor da demiş ki ya demiş bu herhalde demiş. Ana karnındayken demiş kardeşin demiş yemiş. Yemiş demiş. Benim içimde Semih adında bir çocuk var.
Kobuk adım da Semih zaten. İronik yani. Takip edemedim. Pardon, bir daha anlatır mısınız? Tabii senin şimdi uzmanlık alanına girmediği için sen kaçırdın olayı. Şimdi doktor bey şöyle anlatayım. Ben beslenmeme çok dikkat ediyorum. Yediğime, içtiğime çok dikkat ediyorum efendim. Yağlı ve hamur işi ağırlıklı bir beslenme programım var benim. Peki, üç beyaz? Üçü de fix. Hiç eksik etmem. Genellikle geceleri yatmadan önce yerim efendim. Yeşillik ve ev yemeği asla ağzıma sürmem. Çok zorda kalmadıkça yürümem, hayatımda hiç koşmadım. Kalori yakmaktan özellikle kaçınıyorum. Ama son zamanlarda kilo alamıyorum doktor bey. Yani vücudum mu oturdu, ideal kiloma mı ulaştım nedir ya? Bana bir yardım edin. Nedir? Halledeceğiz, merak etmeyin. 155'i mi tuşladınız? Buluşalım. Murat'ın ders verdiği okulda. 15 dakika sonra. Ekmekler orada kaldı. Abi bizim çocuklar orada. Aldırırız ekmekleri. Yalnız acele edin. Kurda kuzu emanet ettik ha. Röportaj boyunca adam sorduğum soruların bir tanesine doğru dürüst cevap vermedi ya lan. Salih abimizin başlangıç sorularında azıcık afallamış da o dalga geçiyoruz sanmış. Ya arkadaş ben adama özelimi anlatıyorum. Mahremimi paylaşıyorum ben senden. Adamın yaptığı şeye bak ya. Ya olmaz olsun böyle hemşeri. Çok çiğnemeyecekmişiz. Akşam belirli bir saatten sonra yemeyecekmişiz. Oldu laflara bak Totoro. Bunu anan da biliyor. İnsan bir kan grubu der bir şey söyler. Gerçi ben duvarlara baktım ya. Diploması falan yoktu bunun. Kortizon tedavisiymiş de yok o yüzden kilo alıyormuş da. Lan yürü git. Kime ne hikaye anlatıyorsun Dede Korkut? Yazdıkça yazıyorsun. Diyemedim ya lan. Diyemiyorum orada diyemiyorum abi. Ya arkadaş madem korpuşon kilo aldırıyor bana da ver korpuşon. Ben de yiyeyim korpuşondan. Ya bu diyetisyen tam bombacı çıktı. Ahmetciğim yetiştim sağ ol. Müsait bir yer deneyecek var. Tabii tabii. Parasının üstünü almayan var mı? Arkadan vermeyen kaldı mı? Ne kadar da sevecen bir o kadar çingör. Sen nereye lan? Ben de burada ineceğim abi. Bir arkadaşla buluşacağız. Pinokyo, Sadi duysa ne olacak? Ha? Ne olacak? Sana mesafe koyacak. Biz ne yapacağız? Sadi'nin tarafını tutacağız. Anında satacağız seni. Ya dımdızlak kalacaksın öyle. Oğlum yapımcının kulağına gitse ne olacak? Abi Reşit değil mi bu kız? Amma abarttın ha. Vedat bizim yapımcı duyarsa seni oyar, içini de doldurur duvara asar. Derinden de kilim yapar, üzerine basar da basar. Oğlum memlekette başka kız kalmadı mı lan? Allah Allah oğlum sana diyorum bak işinden gücünden olacaksın. Abi ne alakası var ya? Hem başka bir mesele bu. Şş, Vedat kardeş. Ha. Ekmekler. Ekmek diyor ya. Geliyor abi getiriyor çocuklar. Çocuklar ekmekleri getirmeyecek değil mi Vedat? Abi Allah aşkına 3-5 tane ekmek ya. Yol parasına değmez gitsin bakkaldan alsın ya. Vedat şeytanla raks ediyorsun farkında değilsin bak. Sen az evvel azırı bir düşman kazandın. Bundan sonra Salih'in gazabı üzerinde olacak. Sen niye indin lan burada? Zehra ile buluşacağız. Buraya gel dedi. Vedat geçmiş olsun. Bir yerinde bir şey var mı? Anlamadım. Az evvel gözünden düştün de. Oğlum sen intihar girişiminde bulunuyorsun farkında değilsin. Abi bu konuyu çok abartıyorsunuz. Farkında mısınız? D'Artagnan unutma bunu. Hadi gel. Alo. Feridecim neredesin ya? Sizin mesai bitmedi mi? İş yerine mi geldi? Feridecim burası benim spor salonum. Senelik üyeliğim var. Spor yapmaya gelmiyorum bari arada selam vereyim dedim. Nasıl? Ne yapacağız peki? Var mı bir planın? Bir İstanbul'u gezdirmedin bana. İlk olarak Sultanahmet'e gidip tadımlık köfte yiyeceğiz. Oradan Eminönü'ne geçip balık ekmek parçalayacağız. Vefa'ya gidip boza dikeceğiz. Daha sonra kapalı çarşıya gidip kahve alacağız. Sana geçeceğiz. Sen bana acı bir kahve yapacaksın. Artık kısmetse 40 yıllık hatırın kalacak bana. Var mı soru işareti? 5 dakikaya aşağıdayım. Nedir? Salih abi şansımı denedim tuttu abi. Hadi sen buradan taksiyle maksiyle bir şeylere hadi. Ahmet ekmekler? Yemişlerdir abi. Lan o perfect yaptığın velet beni kandırdı değil mi? Ben bilirim onu yapacağımı. Biliyorum affetmezsin abi ama kız geliyor hadi ya hadi hadi. İyi o zaman hadi ben gidiyorum. Size de bon muhabbetler ha. Çocukla çocuk olmasaydın Sadi. Yok canım, haksızlık yapıyorsun. Ay Nur, gel kızım. Sabahtan beri tutturdun dans edeceğim, dans edeceğim diye. Bak Sadi abin seninle dans edecek. Sadi ne yapıyorsun oğlum? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Aa,
Ahmet Kural değil mi? Evet. Kaç defa izledim filminizde. Ankaralısınız değil mi gerçekte? Yok, Kütahya'da doğdum ama baba tarafı komple Ankaralı, Seymeniz biz. Anne, ben bununla dans edeceğim. Tamam. Sen benimle mi dans edeceksin? Hadi gel dans edelim, gel gel. Ahmet Bey, çıkışta bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Tabii tabii, videoya da çekersin. Gel. Hoppa! Elde. Bu da Hale. Benim kız arkadaşım. Hale, bunlar da liseden arkadaşlar. İsimlerini sorma, bilmiyorum. Zaten silik tiplerdi. Kız arkadaşıymış. Ne olur, gece gece yorduk sizi de. Kim bilir kim aldı, ufacık bir şey o. Arkadaşım, yanlış anlama ama... gecenin bir vakti beni İstanbul'un öbür ucundan buraya bu ekmekler için mi getirttin yani? Ama siz bu ekmeklerin benim için ne kadar kıymetli olduğunu bilmiyorsunuz ki abi. Ne deseniz haklısınız. Ama bu ekmeklerin benim için ölüm kalım meselesi olduğunu bilin lütfen. Bunları alamasaydım bitmiştim ben. Bekle. Geliyorum ben. Bekle. Bizimkiler almış. Kampanya varmış. Bir tane alana, bir tane bedava. Bizimkiler yemiyor. Bari sen al bunları ha. Abi sen beni çok yanlış anladın ya. Sucuk mu mu? He? İyi, iyi vallahi o zaman. Bitince yine gelirsin, tamam mı? Tamam. Sağ ol. İyi akşamlar Salih Bey abicim. Saygılar, emanetler. Bunu sen istedin. Göndereceğim fotoğrafları Sadi'ye. Abicim yapma ne olur. Ben farkı anlayacağım mı diye denemek için yaptıydım. Vallahi çok büyük adammışsın abi ya. Bir dakika dur, ekmekleri getiriyorum. Tamam, ne olur. Buyur abi. Sağ ol abicim, teşekkür ederim. Şimdi onun sucuk peyniri kaç... Ya baş abi, numara düşer, menteşeler oynar, boşa masraf çıkmasın yani. İyi akşamlar abicim. Tamam. Görüşürüz. Neresi fabrika ya? Burası bildiğin demirci. Emmi, çayın vardır herhalde. Olmaz olur mu? Halis molis, Karadeniz çayı. Sen de Karadenizlere benziyorsun Uşağım. Evet, Artvin. Çayın memleketine yakınsın. Evet abi. Deneyim iyi mi? İyi, gayet buyur, güzel. Buyur şekerini sen kendin al. Üniforma yok üzerinizde. Mütevaziz biz, biraz siviliz. Anladım abicim. Belgesel çekiyoruz biz, o yüzden geldik. Sizi çok aramış... güzel. Evet, patronu bahsetmişti. Ama bugün geleceğinizi bilmiyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Sadi, kız arkadaşını da getirseydin oğlum. Burada benim elim yerine onun elini tutardın. Ahmet, ne yeri ne zamanı, gözünü seveyim. Sadi, kız arkadaş mı yaptın lan? Abi tam kız arkadaş gibi değil o. Orada bir dil sürçmesi oldu. Ya öyle bir olayı ben de yaşadım ya. Kaça bağladın? Öyle bir şey değil Salih abi ya. Ya hala başlamadı. Çocuklar, benim kalbim vefasızdır. Şu anda bir değişti. Ben başaramayacağım galiba. Size vasiyetim... benim için eğlencenizi bozmayın. Rüstem abicim, geçti bitti artık ya, eskide kaldı. Bak Rambo 4 serinin son filmiymiş. Ben baktım başka Rambo yok. Ya bu Rambo bıçağı satışları da amma patladı ha. Babam bir de evde oturmuş, akşam meyveyi Rambo bıçağıyla soyuyor. Ev Kamboçya'ya döndü lan. Abi Rambo'yla kalsa yine iyi.
Die Hard var 4 tane. Yüzüklerin Efendisi 3, Matrix de 3 tane. 4-3-3. Adamlar sürekli hücum oynuyor. Sürekli üstümüze geliyor zaten. O değil de polis akademisine bağlarlarsa o zaman bittiğimizin resmidir ya. 15 tane mi ne çektiler Murat? Esas o değil de sarışın bir tane sütlü var ya eksik etek. Neydi onun adı ya? İskoçyalı. Ondan mesela kaç tane çekildiği belli değil oğlum. Christopher Lambert. Eşiden la ilahe illallah. Demek ki annemler 41 Yasin Hancı yetiştirdi abi. Yayınlandı. Yayınlandı. Oturun lan. Oturun ya. Sevindiğiniz şeye bak ya. Ben bu hale düşecek adam mıydım Murat? Altın portakalı tuttuğum an bile bu kadar heyecan yapmamıştım. Kadıganın ayakkabısını bağlayacaktı. Tutuver abi dedi, atıver kucağıma. Kalbim aynen böyle. Küt küt atmıştı o gün. Arayın lan. Ananız babanız arayın. Kan bağınız olan akrabanız ne kadar varsa hepsini arayın. En sonunda be, en sonunda. Alo, Adnan abi. Ben seni mi aradım ya? Biz oyuncular için de diyet listesi çok önemli. Önerileriniz nelerdir? Daha önce de sıkça söylediğim gibi saat 7'den sonra yemek yemek yok. Ayrıca yemek... Ya bu adam hayatındaki bütün doktorlara şiddet uyguluyor ama farkında değil. Ekmek iyidir, tok tutar ama kilo aldırır. Kaç metrekare burası ya? Burası 2000 metrekare falan var. Var mı o kadar ya? Allah Allah. Buyurun çayını soğutmayın. Eyvallah. Bizden başka kimse var mı burada? Bitti mi Sadi'nin bölümü? Bitti bitti. Yaşlı olanınki başladı. Yaşlı mı? Yaşlı değil o. Adam sarışın. Ayrıca Sadi'den en fazla 5 yaş falan büyük. Sen niye seyretmedin Sadi'nin bölümünü? Garantiye aldım bu sefer. Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Üzülüyorsun. Evet. Bizim silah kullanmaya yetkimiz yok. Silahım da yok zaten. Ömer, oğlum bak aşağıya çekmiyorsunuz değil mi? Daha yukarı çalışın. Korkma, çakmak bu. Tutuklama yetkimiz yok, hiçbir yetkimiz yok. Emmi o zaman seni burada şahit yazsınlar diye bekliyorsun herhalde. Aynen, job istedim, yalvardım, yazı yazdım yönetime, ilgilenmediler. Bari tesisatçıdan 20'lik boru kestireyim dedim, yasakmış. Benim görevim biri girerse polisi aramak. Alarm gibi bir şey mi yani? Emmi o zaman şey diyebilir miyiz ya? Esas amaç daha caydırıcı olmak yani değil mi? Ya ne caydırıcılığı? Yaşlı başlı adamım ben. Aksine tahrik bile edebilirim. Gel burayı soy diye. Tabancayı geçtim. Bari bir job verselerdi. Job? Sen konuşamaz mısın patronlarla? Emmi o zaman biz bir konuşalım. Sana bir job versinler ya. Job olur, silah olur. Şuradan bir demir parçası bile kesip verseler elime. O bile yeter ya. Ama emmi sen de 30 yıldır burada çalışıyorum diyorsun. Hala kesmeyi öğrenemedin mi ya? İşte bu. Murat Cemşir. Bu ismi bir tarafa yazın. Bu adamı istiyorum. Ama emmi sen de hem İzmir hem cam kenarı diyorsun yani. Kime diyorum lan? Şu atı da biriniz kaldırın. Müsaade etmese de ben kimseye söylemem. Herkes ayağa kalksın. Herkes bir etrafına baksın. Kahverengi bir cüzdan olacak. Bey amca düşürmüş. Canım içinde az biraz para var. Bunun için günaha girmeye değmez. Hadi gözlerimi kapatıyorum. Kim aldıysa versin. Kahverengi bir cüzdandı. Rüstem abicim sen onu otelde unutmuşsundur ya. Şey yapmayalım şimdi, adaleti oyalamayalım. Biz devam edelim hakim bey. Zaten o efsanevi kahverengi cüzdanı hiç kimse görmedi. Hep kayıp. Gereği düşünüldü. Kalk ayağa kalk. 61 filmde oynamış. 24 film yazmış. 7'sinde yapımcılık yapmış Sayın Sylvester Stallone'yi Tango ve Cash'in hatırına koşullu olarak salıveriyoruz. Ancak Tango ve Cash'in remake'ini yaparsa Rambo'nun, bakın buranın altını çiziyorum, 5.'sini çekerse ve herhangi bir filminde çiğ yumurtayı bardağa koyup kafasına dikerse dinime imanıma salıverilmesi durdurulacaktır. Şimdi now Sayın Mr. Sylvester Stallone'yi öpebilir, kaslarına dokunabilir, hatta ve hatta yanağından makas alabilirsiniz. Saldırın! Duran.
Bekleyin, geliyorum. I'm coming. Paramı ver lan! Paramı ver! Paramı ver lan, paramı! Paramı ver dedim, paramı ver, paramı.